İmam Ebu Mansur el-Maturidi rahmetullahi aleyh. İmam Ebu Mansur Muhammed ibn Muhammed ibn Mahmud el-Maturidi Samarqand'da doğulup ösüp, ta'lim alıp, icat kılıp, şu yerdin özü de 333. Hicri senede vefat etken. Bu kişi Hanefi mezhebinde bulup, İmam-ı Azam'ın şagirdleri İmam Muhammed ibn Hasan rahmetullahi aleyhinin iki vasite ile şagirdleri bulgen. Yani o kişinin ustazları İmam Muhammed'in şagirdleri bulgen. Ben azizler bu orunda hem itibar beredigen cayımız İmam-ı Maturidi dek rahmetullahi aleyh dek büyük allame itikad meselesi boyunca Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in bir mezhep esasçısı ten alıngan ulama bolishlariga qaramasdan o'zlarini İmam-ı Azam'ning yani Hanafi mezhebide ekanligini tan olganlar, e'tirof etganlar ve bunu kitoblarda yozib qoldirganlar. Ibrat olishimiz kerak. Bizler ham albatta hozirgi kundagi har qanday alloma bo'lsin, har qanday vali zot bo'lsin, ilmu ma'rifat borasi har qancha cho'qqiga ko'tarilgan bo'lsa-da baribir bu zotlarning egallagan mavqelarini egallamaganliklari, bu zotlar erishgan darajalarga erishmaganligi hammaga ma'lum. Shunday ekan ular ham birlik ramzi bo'lmish mazhablardan birini mustahkam ushlagan holda ijod va faoliyat qiladigan bo'lsa, inshaalloh dunyo mo'min musulmonlarning o'rtasida ittifoqchilik, mehr-oqibat, birlik yanada mustahkam bo'lar edi. İmam Ebu Mansur el-Maturidi rahmetullahi aleyh Maura'un-Nehr'de Ahl-i Sünnet'in şeyhi bulgen. Bu yerde Ahl-i Sünnet galip bulgen için o kişi İmam el-Eş'ari'ye okşap her hıl yollarda ve türlenişlerde bulmagen. Belki evvel baştan mu'tadil yoldan barış imkanını topgen. O kişi kezi kelgende nakilge, kezi kelgende akılge süyenip iş görgen. İmam Ebu Mansur el-Maturidi rahmetullahi aleyh fuqaholar va muhaddislar da'vat qilgan narsaga chaqirgan. U kishi juda ham mashhur bo'lib, Maura'un-Nahrda barcha unga murojaat qilgan. U kishidan fiqh, usul fiqh va boshqa diniy ilmlarni ta'lim olishgan. Mana azizlar, u zot Maura'un-Nahrda o'ta mashhur bo'lganlaridan so'ngra o'sha davrdagi mo'min musulmonlarning birligi, o'zaro ittifoqchiliklarini natijasi o'laroq deyarli barcha ulamolar, oddiy insonlar ham kelib, aynan shu zotdan o'zlarining masalalarini so'rashgan. Bu birlik ramzi. Chunki o'zining yurtidan chiqqan allomalar, o'z yurtida nom qozongan, shuhrat qozongan, o'z yurtining ulamolari tan olgan insonlardan o'sha yurt aholisi va ulamolari ham dars olsalar, ulardan foydalansalar, ulardan savollarini, javoblarini olsalar, oldilarida ko'ndalang bo'lgan muammolar yechimlarini aynan shu zotdan so'rasalar, albatta o'sha joyda birlik bo'ladi. Ittifoqchilik bo'ladi, ham diniy ham dunyoviy rivojlanish, taraqqiyot albatta dunyo yuzini ko'radi. Lekin o'zidan chiqqan ulamolarni dunyo tan olsa-yu, qandaydir 3-4 kishi tan olmasdan u haqida har xil fitna-fasod fikrlarni, g'oyalarni visir-visir gap-so'zlarni tarqatadigan bo'lsa, albatta o'sha joyda dushmanlar foydalanadi. Balki munofiqlar bo'lib foydalanadi. Islomga qarshi kurashadiganlar islomni ichiga kirib olib, xuddi ana shunday 3-ta 4-ta fitnachini qo'yniga qo'l solib, ularni qurol sifatida ishlatadi va ulardan unumli foydalanib qoladi. Ko'rganlar esa ularni haqiqiy dinni da'vo qilishyapti. Alloh taolaning kalomi sharifini hukmi yurishini da'vo qilishyapti. Ular haq deb o'ylaydilar. Aslida ularning maqsadlari, irodalari, niyatlari buzuq bo'ladi. Aks holda mana shu kitobda muallif rahmatullohi alayhi ustozimiz aytganlaridek, Maura'un-Nahrdagi barcha ulamolar bir insonga o'sha paytda Imom Maturidi rahmatullohi alayhi murojaat qilgan ekanlar, demak o'sha paytda naqadar birlik, xotirjamlik, xayru baraka bardavom bo'lganligini ko'rinishi shu. İmam Ebu Mansur el-Maturidi rahmetullahi aleyh usul boyunca Kitabul Cedal'ni ve Fiqh'te Ma'akhidush Şeria kitablarını ta'lif qilgan edən keyin şuhrati yana ham aşıp getdi. Shundan keyin ilmi kalamda şuhrat qazanıp
Xurasan əhlinin məzhəb sahibəgə əyləndi. İmam Əbu Mansur Əl-Maturidi rəhmətullah aleyhinin əqidədəgi məzhəbi Əbul-Həsən Əl-Əş'arinin məzhəbəgə teyib oldu. İmam Əbu Mansur Əl-Maturidi rəhmətullah aleyh bir qənçə kitablar yazgən, cümlədən Kitab-ı Raddi Al-Ka'bi Al-Mu'tazili Kitab-ı Avhamul Mu'tazile Kitab-ı Raddi Al-Mu'tazile Kitab-ı Raddi Al-Karamite Kitab-ı Raddi Al-Rafize Kitab-ı Tevhid ve Te'vilat-ı Ahl-ı Sünne kitabları şunlar cümlesidendir. Aziz dinleyiciler, okuyucular, bana şu cöyde büyük vatandaşımız, bizim akidevi mezhebimizin esasçısı olmuş, İmam Ebu Mansur el-Maturidi rahmetullahi aleyhinin yazgan kitablarını namlarına itibar beredigen bulsak, diğerli berçe kitabları kendidir adışkan taifelerine reddiye namını algan. Yani şu nam aslında ta'lif etilgen. Şundan hem malum buladı ki, o şey devirde yeryüzüde amma mumun Müslümanlar arasında cüde hem hasreten akidevi fırkalanış yüzüge çıkar, ruvajlengen bir devir. Türlük tümen cemaaler, taifeler peyda bulup, mumun Müslümanlarını parça parça kılıp taşış için düşmanlar tarafından tüzülgen ana şu taifeler, gruplar faaliyet alıp bargen devir edi. Ana şunday ağır, meşakkatli, kıyım bir devirde Allah Teala bizim yurtumuz mumun Müslümanlarını başıge katta merhamet kılıp Ebu Mansur el-Maturidi rahmetullah aleyhdik büyük allamana Ahl-ı Sünne vel Cema'a itikadını bir mezhebini esasçısını yubardı ki o zat Xurasan ve şu etraflardaki bütün mumun Müslümanlarını saf itikadlarını saklayıp ana şu boyunca ibadetlerde berdevam olmalıyla öz hisselerini koştular ve büyük hizmetlerini kıldılar. Tinmasdan adashgan toifalarga raddiya sifatida kitoblar ta'lif ettilar. Dars halqalarida adashgan toifalarni keltirayotgan hujjatlarni soxta ekanligini, dalillari zaif ekanligini va aqida borasida ularning xatolarini isbotlab berdilar. Quruq gapning o'zi bilan emas, quruq tashviqotning o'zi bilan emas, balki ilmiy holatda yondashib, har taraflama isbotlab berganliklari uchun butun Mavro-un Nahr ahli Xurasan ahli o zatni kitoblarini nihoyatda yuqori ehtirom ila, yuksak ehtirom hurmat ila o'qidilar, o'rgandilar, hayotlariga tatbiq ettilar va inshaalloh alhamdulillah o'sha davr mo'min musulmonlari turli tuman firqalarning g'oyalariga berilib ketishdan saqlandilar, himoyalandilar. Hozirgi kunda ham muallif rahmatullohi alayhi ustozimiz shayx Muhammad Sadu Muhammad Yusuf Hazretleri aynen ana şundi hizmetlerin yüzüge çıkardılar desek mübalağa kılmagan bulamız. Çünkü hazırki günümüzde hem türlü tümen fırkalar tayfalarını köpeye geldiğe hasreten matbuat, akbarat vasiteleri fen tekniki uter rüvajlarını ketkerliğinden beraber gayeni örgeniş için alahada bir kişi gelip ders veriş şartıymaz. Belki harizge çıkıp ders alış şartıymaz. Belki internet sahifeleri arkalı, ya ki başka alaka vasiteleri arkalı, ders alıştı imkaniyetleri bölgenliği sebeple fitne nihayette urçudu. İldiz atıp, pelek yoyup, o zin semeresinin birisini başladı. Hasreten 90. yıllardan ki yenge, müstakilliğimizin ilk devirleri de bunda fitneler cüde hem ruvajlanıp getip kaldı. Elhamdülillah, men üstazımız, merhum şeyh hazretlerini İmam-ı Maturidi rahmetullahi aleyhke kıyas kılgım keledi. Çünkü İmam-ı Maturidi rahmetullahi aleyh öz devirleri de yani şimdi taifa, fırka, cemaatlerine kan da reddiye bir karşı kureşip onların birliklerini saklayıp kalış için can fıda kılgım borseler merhum ustazımız hem aynen ana şu hizmetlerini ada ettiler. Ne fakat bizim yurtumuz, belki etraftaki Mavra-un Nahr, Orta Asya'da cöyleşken Hanefi mezhebi boyunca bir neçə əsrlərdən bir ibadat qılıb kəliyotkən, maturidiyyə etiqadı boyunca öz etiqadını müstəhkəm saxlayıb kəliyotkən xalqın ortasiga
fitna soradigan toifalar, jamoalar, firqalar juda ham ko'paygan bir davrlar bo'ldi. Ana shu davrlarda marhum ustozimiz ushbu Sunniy aqidalar kitobining mualliflari, musanniflari keng maydonga mardonavor chiqib, ularga qarshi raddiyalar berdilar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, raddiyalar quruq so'zlarni o'zi emas, yoki dag'dag'alarni o'zi emas, yoki oldi qochdi gaplar emas, balki ilmiy asosda, shar'iy dalillar bilan, Qur'on va hadislar bilan hujjatlar keltirildi. Kerak bo'lgan joyda aqliy dalil keltirildi, lozim bo'lsa naqliy dalil keltirildi, mantiqdan ham dalillar keltirildi. Hattoki falsafa ham bu borada ustozimizning nazarlaridan chetda qolmadi. Shuning uchun ham ustozimiz mana shunday kitoblarni yozdilar, dars halqalarida dars berdilar, shogirdlarini qoldirdilar. Alhamdulillah, xuddi Imom Maturidiy rahmatullohi alayh o'z davrlarida qilgan xizmatlarini yana bir yangiladilar, yana bir qayta jonlantirdilar, qayta hayotga tatbiq etishlik uchun harakat qildilar desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Ahli sunna va jamoa mazhabining ikki katta imomlarining aqidalarini solishtirib ko'rgan shayx Muhammad Abdu ikki tomon 30 ga yaqin masalada xilof qilganlarini, ammo aksar ulamolar bu xiloflar faqat lafzi ekani, javhar esa tamoman bir-biriga o'xshash ekanini ta'kidlashganlarini qayd qilgan. Ba'zi muhaqqiq ulamolar Al-Maturidiy bilan Al-Ash'ariyning oralarida asosan 3 ta masalada xilof borligini aytadilar. Birinchisi, Al-Ash'ariy holni nafiy qiladi va shuning uchun uning fikricha sifati zoidalar yo'q hisoblanadi. Al-Maturidiy esa ularni sobit deydi. Shu joyda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, holni nafiy qiladi, sifati zoidalarni yo'q hisoblaydi deyilgani, Alloh subhanahu va taoloning sifatlari ikki turga bo'linadi. Zotiy sifatlar va fi'liy sifatlar. Biz Imom Maturidiy rahmatullohi alayhi mazhabida e'tiqod qilayotgan mu'min musulmonlarning aqidamiz bo'yicha Alloh taoloning barcha sifatlari azaliydir, ibtidosi yo'q, abadiydir, intihosi yo'q. Fe'li sifat bo'lsin, zotiy sifat bo'lsin, sifati zoidalar bo'lsin, ya'ni hammasi qadimiy, azali, abadiy Alloh taoloning sifatlaridir. Mu'tazililar bu borada Alloh taoloning sifatlarini mutlaqo qadim ekanligini inkor etadi. Ular o'zlaricha dalil keltiradilarki, agar Allohning sifatlari ham qadim bo'lsa, azali va abadiy bo'ladigan bo'lsa, unda qadim narsa ko'payib ketib qoladi. Qadim, azali, abadiy bitta yolg'iz Allohning o'zi bo'lish kerak. Boshqa sifatlarni hammasi hodis, ya'ni keyin paydo bo'lgan. Ular azali emas, ular abadiy ham emas deyshadi. Albatta bu katta xato. Ahli sunna va jamoa ulamolarining hammalari Alloh taoloning zotiy sifatlarini qadim ekanligida ittifoq. Lekin fi'liy sifatlarida, ya'ni sifati zoidalarida bir oz ixtilof bor. Bu ham bo'lsa, biz Imom Maturidiy biz ularni abadiy deb, qadimiy deb, azali deb e'tiqod qilamiz. Ash'ariylarda esa mana shu sifati zoidalarini azali emas, qadimiy emas, balki bular hodisdir, keyin paydo bo'lgan deydilar. Bu birinchi farq. Ikkinchisi, Imom Abu Mansur al-Maturidiy rahmatullohi alayh takvin sifati bor. U har bir maxluqqa shomil sifatdir deydi. Al-Ash'ari bu nomdagi sifat yo'qligini aytadi. Bu ham yuqoridagi o'xshagan lafziy tarafdan ixtilof xolos. Demak, biz Maturidiy rahmatullohi alayhining mazhabida yurgan mu'min musulmonlar e'tiqodimiz bo'yicha Alloh taoloning takvin sifati bor. Takvin sifati bu Allohning fe'li sifatlariga tegishli bo'lgan sifat. Masalan, bir narsani ijod qilish, yaratish, rizq berish, tiriltirish, o'ldirish va hokazo sifatlari takvin sifati ostida bo'ladi. Biz mana shu sifatlarni ham qadim, azali, abadiy deb e'tiqod qilamiz. Ammo Imom al-Ash'ari rahmatullohi alayhining e'tiqodlari bo'yicha takvin sifati yo'q. Bu nomdagi umuman sifat yo'qligini ular e'lon qilishadi.
Bizlerde ise takvin sıfatı var ve o barca mahlukka hem şamil sıfattır deyimiz. Yani insanda hem bir nesene payda kılıç, bir nesene yeseş, bir nesene cari kılıç, mesela nümanedir barpa kılıç, ya ki onu yok kılı yubarışlık sıfatları var. Yani şu sıfatları hemen takvin sıfatının asıldaki sıfatları kirli. Biz bunu var deyip bilemiz. Ondan ki ingi fark, şunu indik, ular savab-ı iqab hem de irade hürlüğü hakkında ihtilaf kılışken. Demek bunu cüz'i ihtiyar deyildi itikad meselesi de. Biz maturidiye mezhebede itikad kılıyorken mumun musulmanların itikadımız boyunca insanga Allah-u Teala cüz'i ihtiyarını yani hürlüğünü bergen. Mutlak hürlüğü yemez. Belki Allah-u Teala nemeni haklese o şey nerse boladı. Allah'ın irade kılgen nerses elbette rüyobka çıkartıp itikad kılamız. Lekin şu bilen bir gelikte insanga hem cüz'i ihtiyar berilgen. Ve aynen şu cüz'i ihtiyarımız tüfeyli biz sevap alamız. Ya ki ikabke kalamız. Yani cezaga tartılamız. Cüz'i ihtiyarımız bilen yakşı işlerini irade kılsak, niyet kılsak, maksat kılsak ve onu amelge aşırsak sevapke sazavar bulamız. Cüz'i ihtiyarımız bilen günah masiyet işlerge kol uğradigen bulsak, ya ki receler tutsak, onu amelge aşırış üçün hareket kıladigen bulsak, hani şunun üçün biz günahını sadır etken, kesb etken insan sıfatı da ikab yani cezaga tartılışımız var. Eğer var diyor insanda cüz'i hürlük bulmasa, cüz'i ihtiyar bulmayedigen bulsa, hem menerse fakat yine mecburlengen halde sadır etiledigen bulsa, onda insan mükellef bulmayı kaladı. Onda insan sevapke hem, ikabke hem münasip, layık bulmayı kaladı. Belki mecburlengen halde hem işini kılıyorken bu kaladı. Bu mesela farişlerde özleri ihtiyar kılmayan halette Allah-u Teala onlarını fakat ibadetke buyurup koygen, ibadetin özgen nesini bilmeydi. Bu yerde hiç kendi ihtiyar degen nesi yok. Demek bana şu barada hem maturidiye ve eşarilerin ortalarında bir az yine lafzi ihtilab var. İmam Ebu Mansur el-Maturidi rahmetullahi aleyh özünün tefsirinde Mu'tazile, Havaric, Rafize, Kerrami, Cehmi, Müşebbihe, Munaccim, Falbin ve başkalarının fikirlerini münakaşa kılgen ve hammalarına reddiye bergen. Bu kişi Ehl-i Sünnet ve Cema'a mezhebini kolla kuvvetlegen. Ben azizler, bu okuyatken cümlelerden hem malum ki İmam-ı Maturidi rahmetullahi aleyhinin devirlerde hem nihayette farklar köpeyip getirdiler. Mu'tazili bolsun, Havaric, Rafizi, Kerrami, Cehmi, Müşebbihe bolsun ve hakazalar cüdiyem her hıl namlar bilen asasen o şey yolge asas sakın insanlarının namıge nisbet verilip bir fırka, bir cemaa payda bola vergen. Her birini birbirinden tüpten farkı bogen. Ve hamasi cemlenip Ehl-i Sünnet ve Cema'dan yine farkı bogen. Şunun üçün hem Ehl-i Sünnet ve Cema'a itikad mezhebi ulamaları onlarga karşı kureşgeller, her taraflama raddiyeler bergeller, onların adışkan ekelliklerini her taraflama ispatlayıp bergeller. Hazırlık günümüzde hem bundan da köp nam astıda Müslümanlar ortasındaki tefrika salıyatgeller var. Kale verse, yani yengiden yengi cemaalar, fırkalar payda olup kale yaptı. Elbette bu fırkalar, cemaalar kaysıdır bir şahsinin şahsi manfaatı, ya ki bir cemaa, bir grubunun cemaavi manfaatları için, dünyavi gharazlar için, ya ki mumun Müslümanlarını tafriqaga salıp, onların uzara birbirleri bilen cencelleşişi, hatta ki kan tokuşuğa alıp barışını istiyatken insanlar tarafından öyle bir çıkarılı yaptı desek, mübalağa kılmagan bulamız. Keyinçelik İmam Gazzali, Sa'duddin Taftazani, İmam Tahavi, İmam Umar Nesafi ve başka ulamalar akaid ilmide közge korungan ulamalardan buldular. Hazırki devrimizde akaid ilmini yengiden örgenip çıkış ve kadimgi ulamalardan kitablardan faydalanıp, hazırki zaman taleplerini hesabke alıp akide kitabları te'lif kılış yolga koyuldu. Bu barada köpüle kitablar yazıldı. Şeyh Abdülhamid Saih'nin
عقيدة المسلم وما يتعلق به مسلمانın akidesi ve onunla tegishli narsalar. Ustaz Abdurrahman Habannakal Maydaninin al-aqida al-islamiyya ve ususuha İslami akideler ve onların esasları. Doktor Muhammed Said Ramazan Buti'nin Kubra Yaqiniyyatil Kavniyya varlığının en ülken işançı. Şeyh Muhammed Gazzali'nin Aqidatul Muslim Müslümanın akidesi. Şeyh Seyyid Sabık'nin Al-Aqaid Al-İslamiyye İslami akideler eserleri kebe kitablar yazıldı. Mezkur zamanavi kitablarda hazırki zaman Müslümanlara öz akidelerini asan ve düşünlerini yol bilen bayan kılıp birişki hareket kılıngan. Biz hem huddu şu fikir bilen iş başladık. Allah Teala'nın özü mededkarımız bolsun.